izleyenler, güldürürken gömen yarışma, Eyvah Düşüyorum'a hoş geldiniz. Geçen bölümde biliyorsunuz muhabbetimiz yarım kalmıştı, evet. İbrahim'le ve BKM Mutfak ekibiyle. BKM Mutfak oyuncuları, arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim bizle yarışıyor bugün. İbrahim Büyükak geliyor, kavuşmak için. Hoş geldiniz canım kardeşim. Hoş geldiniz. Kardeşim, merhabalar. Ana yarışmacı olacağımı duyunca böyle gittim yepyeni ayakkabı aldım, pantolon, vallahi, ceket aldım, tişört. Vallahi. Hepsi yeni mi? Evet ya. Ne diyorsun Hacı? 10 kişi. Ersin var burada ya. Rahatsız ediyorsanız biz çıkalım. Ersin. Sana dedim gel ana yarışmacı ol dedim. Sen ne dedin? Benim genel kültür sıfır oğlum. Ya. Ben sağ ayakla giriyorum. Hadi bakalım. Yarışmayı hiç izlemedin mi sen? İzlemez olur muyum? Kırılıyorum ya şu an. Ya sen yarışmayı... İzlemez olur muyum? Yani... Hayır. Hayır, izledim, izledim. Ya o zaman oradan çıkmaman gerektiğini bilmen lazım. Hayır. Niye çıkıyorsun? Oraya kumunu yaptık, mamana yaptık, orada tıkılıyorsun işte. Hadi bakalım. Ben de böyle küçüldükçe küçüldüm ben hani. Sen inan bana öyle yapınca küçülmüyorsun İbrahim. Gerçekten. Ve senden şimdi ilk kişiyi seçmeni istiyorum. Buyum ben. Pelin'le başlamak istiyorum. BKM Mutfağı'nın ilk düellosu başlıyor. Evet sevgili izleyenler, İbrahim'le Pelin'in düellosu başlıyor alkışlarınızla. Deyime göre kendini herkese kolaylıkla sevdirme özelliği olan birindeki tüyün sahibi. Şeytan. Ne oldu bir yarışmacı ciddiyeti geldi, tırsın önce. Şeytan. Ay hoşuma gitti ya, arkadaşlarımı birbirine düşürüyorum. Aha gittin, vallahi bilmiyorum. Televizyon. Wow. Vay. 0 saniye kala, bravo. Evet. Gerçekten yarışmada bir rekor kırıldı. 60 saniye kalabildin. Evlerinin önü boyalı direk. Yerden yere vurdun sen beni bebek. Evlerinin... Ay, de alamazsa... Oraya kadar. Oraya kadar gireceğim ben. Ay sallanıyorum. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten. Neresiymiş söylesin. Canım ceketimi anlatsana, bana anlatma ceketimi anlatsana. Ya kapatın şunu şunu ya, kapatın şunu. Hayır, hayır! Tiyatrodan lirik durdu böyle, çok güzel. Eğer düşersen abilerinle İbo'yu dövmeye gelecek gibi bir halim var. Evet, evet. Bekliyoruz hacı zaten. Böyle 3 tane kadın elleriyle seni alıyor aşağı böyle indiriyor. Evet, evet. Ama ortada da bir adam var. Böyle duruyor. Harbiden gitti mi lan ben şimdi? İlk soruda. Zaten işim vardı, vallahi işim vardı. Vallahi hep beraber. Güle güle yavrum, güle güle. Güle güle sana, güle güle. Yardan. Ya bir de tişört ceketten uzun ya Hacı. Bu hani sünnette falan da kullanabilirsin. Böyle uzun, böyle böyle. Güzel yani, kullanışlı bir tişört yani. Hayır, sendeki bu utangaçlık ya, sanki sünnet olmamış gibi böyle. Böyle gözlerine. Ay, programda ya. Sünnet dedi ya. İnşallah Ayça kazanır. İnşallah İbrahim elenir bu saatten sonra. Ne diyorsun sen be, görüşeceğiz seninle. Bana bak. Ya ben düşmeyi çok istiyorum bile. Gerçekten ya mi? Ya muhtemelen çok çirkin ve saçma gözükeceğim düşünün. İyi. Düşerken ama çok istiyorum. O zaman hiç sormayalım. Git sen. O da oldu. Çok çirkin. Ya programı izlemiyor kanka ben. Ya bayağı izliyorum. Hayır, izlemiyor ya. Oğlum programı orada ne? 3 gün üstte izledim ya. 3 gün üstte mi? Evet. Biz haftada bir gün yayınlanıyoruz. Hayır, internetten ben izledim. Ha, internetten mi baktın? Evet. Hepsine baktın mı? Bir tane de soru bulamadım, çözemedim. Bir taş attım pencereye tuh dedi. Ne dedi? Tuh mu dedi? Katılaşım kayalarını atları. Tuh dedi. Sevenleri sevdiğine vermediler. Yanı başımda olsan da bir adım bile atma. Ya şey duydun mu? Düşünce tuk dedi. Gülsüm bir kıvama geldi o kahkahalarıyla. 7 numara. Gülsüm Halkan. Gülsüm'den ben kendi adıma özür diliyorum. Aa. Ben de. Gülsüm bir daha sana yaş şakası yapmayacağız bundan. Evet. Canım benim. Rakibiniz Gülsüm Halkan kaç yaşında? Allah! Hayır! 90 değil, 92. Aa, Tahtalıköy!
Ata atamı kerelim. Öyle tatlı bilemedi ki. Tabii. Öyle tatlı bilemedi ki. Mezarlar bakış açısı da o yani. Evet. Aa, her canlı bir günüm tadacak. 31.001 liran oldu. 4 kişi kaldı 500.000'e. Ve İbrahim kaldığı yerden devam edecek. Bakalım 500.000'e varabilecek misin İbrahim? Ne diyorsun? Vallahi heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Geçen programdan beri bekliyorum. Buradayım. Burada bekliyorum. Sabit duruyor muyum? Sabit durdum böyle. Peki o zaman sıradaki kişiyi seç bakalım. Vallahi seçeyim. Nasıl seçeceksin? Şöyle seçeceğim. Yani bu fikri bulabildim burada. Burada sabit duracak kan dolaşmadı. Dolaşmayınca fikirler bu seviyede kaldı. En küçük yaşına gitti. Hani hani. Hani. Vay be. Seç bakalım İbrahim. Bundan sonra kritik bir seçim kararı. Hadi gel. Bak hala. Artık ya, gel hadi. Bir insanda gerçekten küçük adam siniri var bunda. Bak. Hani yok. Küçük adamlara özgü sinir olur ya. Bence bu kritik düello şu an yapılmalı. Bence de. Öyle mi diyorsun? Evet. Yapılsın ya. Altıncı çünkü çok kritik. Pas hakkı kazanacak kazanırsa... Parayı garantileyeceğim. Parayı garantileyeceğim yarısını. Yapılsın bence de. Bir numara Oğuzhan Koç geliyor. Oğuzhan Koç geliyor. Bravo. Evet Oğuzhan tanıyalım seni. Merhabalar. böyle bir... Aa gözlük taktı. Ben Oğuzhan Koç. Evet. Bayağı gözlük takıyorsun değil mi? He, ne oldu? Ya bir şey yok canım, devam. Ben bakaya sinirli. Çok sinirli. Ne oldu? Küçük adam siniri var onda. Evet abi. Oğuzhan. Evet. Gerçekten ikinizin burada düello yapması benim için büyük mutluluk. Evet. Çünkü evde beraber izliyoruz, ikiniz de birbirinizden iddialısınız. Evet ya, evet. Evde sürekli soru soruluyor, hangimiz önce cevap verecek onun telaşındayız. Bilememek yok bak. Bilgi yarışma, Trivial Pursuit oynuyoruz falan, böyle bilgi yarışmalarında da. Biz bilgi yarışması konusunda böyle çok iddialıyız. Böyle. Bir de şeye dikkat çekmek istiyorum. Ben de gözlük takıyorum mesela, o da taktı. Neden o Johnny Depp gibi oluyor da ben de böyle birden sürahi nine gibi duruyorum böyle. Gözlük takınca. Neden? Yani. Neden bu adaletsizlik, neden tanrım? Yani gerçekten bu... Gerçekten adam böyle hani gayet veri tişörtünü sevdi. Bir taktı böyle, bayağı saçları bir şey oldu. Maşallah bir şey oldu. Maşallah var ya. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bak ama demin yarışmanın başına dalga geçtim. Gönlünü almasını da bilirim. Eyvallah. Yani evet, değil mi kardeşim? Peki ne yapacaksın bu yakışıklılıkla? Ne yapacaksın? Yarışmaya geldim. İşte kuliste herkes giyiniyordu falan. Ben en son geldim. Ben de üstümü giyindim falan. Tişörtüm burası açık olunca... Kostümle ilgilenen arkadaş hemen gelip göğüs kıllarımı tıraş etmek istedi böyle direkt. Şaka yapıyorsun. Evet, evet. Bayağı göğüs kıllarımı tıraş edeceklerdi burada. Evet. Ben bilgi yarışması diye geldim. Burada abuk subuk danslar yapıldı. Göğüs kıllarım tıraş edildi. Ne oluyor? Nerede elitlik? Nerede genel kültür? Bu edilmiş hali mi? He? Bir şey söyleyeyim. Hayır canım. Hayır, etmedim. Böyle kapandım. Ha. Abi ondan. Bilgi yarışmasına... Böyle kapanmadım. Ben seni gördüm bak. Böyle kapandın diye hani kendini bir Spartaküs böyle kapandı. Böyle çirkin bir şekilde kapandı. Hayır şey yani gelen konuyu böyle tıraşlayıp fried chicken gibi böyle koyuyorsunuz bir çukurlara. Şey böyle duruyoruz yani. Bir şey söyleyeceğim. Peki bu hoş bir görüntü mü? Evet. Ya mikrofon bozdun, o güzeldi mikrofon. Ya. Neyse abi bayağı ben mutlu değilim böyle çatal göstermekten de yani. Ya o sürekli güzeldi, bak şu düzeltme neyin habercisi bayağı. Bu düzeltme çok şey ya. Evet bayağı kadınsal bir hareket. Ama insanın ama öyle de tatlı ki böyle sevinci geliyor. Böyle. Şuradan. Doğru bu olmuyor da bu da tatsız oldu. Evet. Kestirmedin değil mi? Ne kestireceğim ya? 25 yıl büyütmüşüm onları ben. Göğsümde besledim ya. Bana da söylediler. Şey keseceğiz ama ben. Bakayım. Yok canım. Buramı... Ama onu kesip buraya koyacaklardı onların. İyilik için söylediler, yine kötü anlamışlar. Zayıflayın. Bak. Ya çirkin bir şekilde bak nasıl. Adamın asabını bozmayın. Evet. Oğuzhan sende de açılmalar var ufaktan. Nereye bağlayacaksın oradan konuyu? Ben bilmiyorum yani ben şu an sizi zor durumda bırakıp sonra da birbirinize düşürmek istiyorum. Amacım o. Gerçekten. Ben size bir sataşasım vardı ama unuttum ya. Konuşurken bir sürü şey vardı aklımda. Işığımı da yakmadım. Islanmış o kenarda. Senin ceketinde bir kolluk tadı var acaba. Bir denize gidiyoruz havası var yani. Bende var. Bu o işe de yarıyor yani. Hani haydi. Üpüyorum buradan. Ya da böyle... Kötü bir Borussia Dortmund taraftarı evet. Gibi de olabilir böyle. Vallahi öyle ya. Harbiden senin o kolluk gibi duruyor. Evet hakikaten. Atlasan böyle. Evet yani. O bir de kolluk hani yüzme hissi verir ama yüzemezsin ya böyle yaparsın. Evet. Şöyle o çocuk çok çırpınır hiç ilerleyemez çok ya. Çok kötü olur ya öyle bir hava var yani. Böyle birkaç şey kalmıştı aklımda ama baş, işte. Sen söyle oğlum aklına başka yaparsın. Da şişmansınız ikiniz de o başka da bir şey. Hiçbir şey diyemiyorum gerçekten çocuk aklı sabahtan beri ışığı yapıyor. Evet ışığını yakıyoruz dalga geçiyor. Hakkı yani. Hazır mısın diyeli? Hazırım ya. Hadi be. Vallahi. Sen?
Değilim. Sen de... Hadi buyur, değilim. Deminden beri bileniyordun, ne oldu? Diyorluğa gelince kaldın. Kılları gözüme aldı ya. Bayşen bizim kolluk diyen. Kolluk. Hadi çok o zaman başlayalım. Öyle iyi, kızıştı ortalık. Evet, çok kızıştı ortalık. Kavuşsun. Evet, deli sevgili istiyorum. İzleyenler, hazırsak... Oğuzhan Koç'la İbrahim Büyükak'ın diyalosu başlıyor efendim. Başarılar kardeşim. Evet İbrahim, bir tane pas hakkım var. Yenersen iki olacak. Hadi bakalım. Oğuzhan. Oğuz yap. Yapabilirsin ya. Gerçekten. Kardeşim yüz yüze bakıyoruz. Yap bir kıyak kardeşim. Evet. İlk soru sana geliyor Oğuz. Gelsin be. Gelsin bakalım Oğuz'un sorusu. Bir soruda bitirmeyin de beni. Çok zor hareketler bunların. Süt ile sarhoş olan karakteri. Toaç, soğaç, koaç, boğaç. Boğaç. Doğru cevap gerçekten. Çok güzel hareketlerin unutulmaz karakteri. Evet. Nasıldı o karakter? Bize o karakterden esinti sunmak ister misin? Unutuldu. Bir hafta yapmadık, unutuldu. Evet ya. Sütle senle sarhoş olmuştuk, hatırlıyorum. Çok aa, güzel. Aa evet, çok biz birlikte oynamıştık kuş keşten. Evet, canımsın. Mini mini bir kuşu söyletiyorum. Evet, evet doğru. Ya ne güzel anılar, vay be skeçler. Hep bunlar mazi. Yo, şimdi turneye gidiyoruz, o zaman da oynayacağız bunları. Doğru, aynen. Yeni skeçler, güzel tabii. Yapacağız. Yazıyor musun güzel skeçleri de? Aa, durur muyum? Neler var? Oğuz bu, durur mu? Çok yeni, çok acayip şeyler var ya. Bomba gibi geliyoruz. Çok güzelsin. Senin İbrahim var mı güzel yazdığın şey? Var, inanılmaz. Yeni tiplemeler karakterlerle görecek miyiz? Göreceksin, tiplemeleri ve karakterleri göreceksin. Hazır mısın? Elensene. Ya sen elen ya. Öf. Hadi be. Gelsin İbrahim sorusu. Tarım kelimesindeki harflerle oluşturabilen bir kuş adı. Martı. Martı, doğru cevap. Enteresan bir soru. Bir telaş yaptığına sorulan niye? Ona boğaç soruyor bana. Telaş yaptırdılar sonra. Benim ilerleyen, belki de değişecek sonradan. Bir bakalım ama güzel bildin Allah ha. Allah Allah, bana TÜBİTAK soruyor ona. Tamam valla, programın fanı soruyor soruları. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel soruydu. Doğru soru, gerçekten. Soru çok güzel. Çok tatlı bir soru. Değil mi Oğuz? Çok güzel sevdim soruyu. Ben soruyu, hastası oldum. O zaman sana gelsin şimdi. İvos'un sorusu gelsin. Argo'da başkalarını gizlice gözetleme alışkanlığı olan kimse. Röntgenci. Röntgenci, doğru cevap. Hızlı cevap verdim ki bir şey olsun Gözda. Yani bir evet. Backhand. Evet İbo. Ya o güçlü rakip. Çok ben güzel. O yüzden onu 6. 7. yaptık ya. Ersin 7. de orada. Ama işte. Onu da yarışmanın tadı tuzu diye. Sen devam et, devam et. Devam et. Gelsin İbrahim'in sorusu. Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcu binişi ve taşıtların sıra düzeni sağlayan kimse. Yolcu binişi ve taşıtların sıra düzeni. Benim okuyuşumu beğenmedin mi? Kardeş, düzenini sağlayan kimse. Pas. Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcu binişi ve taşıtların sıra düzenini sağlayan kimse. Yok, Oğuz. Çok kesin bildiğimiz ya, bir şey bu. Atla diş gitsin ya. Hadi be. Hadi be kardeşim be. Şu anda var ya duaydı ya, hiç soruya baktığın yok. Konsantre bozma, dur 10 saniye sonra. Bozayım ne olacak, bilme ya. Bu soruyu bilme. Ay, bu kadar mı çabuk zor ya? Zor bir soru ama. Lanet olsun ya. Neymiş abi, çok merak ettim. Ben de çok merak ettim. Muavin falan diye düşündüm. Yok abi, yok. Başka bir şey yani bu. Ya aslında... Basit gibi böyle bir tık böyle argo da, argo gibi de geliyor yani cevabı. Böyle hani gel abi gel falan. Kimdir? Ay! Değnekçi. Ama değnekçi... Abi değnekçi... Hayır ya. Abi yok. Ya yapmayın, sözlüğe bakalım. İtiraz ediyorum ya. İtiraz. Vallahi itiraz ediyorum. Yok mu sözlük? Aç, sözlüğü aç ya. Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcu biniş ve taşıtların sıra düzenini sağlayan kimse buymuş. Yol taşıtlarının sıra düzenini sağlayan da bir tat var. Ya hani değnekçi... Ya arabaya gel gel deyince hemen anlıyorum da sıra düzenini sağlama çok... Kanka sen kaybettin ya, öyle coşkuluyum ki. Evet ya. Doğru mu soru ya? Harika bir soru bu ya. Yok mu yanlış? Bilemesen de canlısı öyle bir ihtimal yok mu hiç yani? He? Öyle bir ihtimal yok mu? Nasıl bir ihtimal? Yanlışlık olmuş, devam falan. Yok. Yarışma programınızda değnekçi kelimesine verilen anlam tas tamam doğru. Siz zaten bu anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünden almışsınız.